Merhabalar, ben Salihan Korkmaz. Dijital dönüşüm süreci kapsamında sunduğumuz çözümlere dair olarak Data Market'te görev almaktayım. Bugünkü dijitalleşme ve dijital dönüşüm yolculuğu webinarımızı Hayrettin Bey ile birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Bugünkü webinar serimizin ikincisi. Her hafta Salı günleri saat 14'te dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile ilgili webinar serilerimiz devam ediyor olacak. Data Market web sitesi üzerinden webinarlar kısmından takip edip katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca her webinar sonrasında webinar videolarını YouTube'a ekliyor olacağız. Oradan da izleyebilirsiniz. İlk olarak bugünkü ajandamızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle geçen hafta bahsettiğimiz dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları üzerinde duracağız. Sonrasında on-base içerik ve süreç yönetimi sistemini aktarıyor olacağız. Ve sonrasında demo'ya geçiyor olacağız. Demo kısmında ise on-base doküman yönetim sistemi, arayüzleri ve süreç yönetim sisteminden bahsediyor olacağız. Sonrasında da sunumumuz sona erecek ve hani webinara dair sorularınız var ise cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdiden keyifli ve faydalı bir webinar olmasını dilerim. İlk olarak Data Market'ten kısaca yine bir bahsetmek istiyorum. Data Market 1992'de kurulmuş bir sistem entegratörü bir firma. 29 yıldır hem çözüm sağlayıcı hem de sistem entegratörü olarak Türkiye'de bilişim sektörünün lider firmaları içerisinde yer almaktadır. Microsoft, VMware, OnBase, Dell EMC, HP, Trend Micro ve Cisco gibi güçlü ve değerli tedarikçilerle iş ortaklıkları bulunmaktadır. 260'ın üzerinde çalışanı ve 140 milyon dolar üzerinde cirosu 2020 verilerine göre bulunmaktadır. İstanbul Mavsak'taki merkez ofisimiz dışında, Ümraniye'de bir hizmet merkezimiz, bakım, onarım, sağ desteği gibi hizmetleri veren D24 isminde bir iştirakimiz, Bursa ve Ankara'da da şubelerimiz bulunmakta. Haricinde Londra ve Almanya'da da ofislerimiz bulunmaktadır. Bugünkü webinarımızı ilk olarak geçen hafta bahsettiğimiz dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları ve yol haritamızdan kısaca bahsediyor olacağız. Genel olarak dijitalleştirme yani sayısallaştırma, fiziksel formattaki bilgiyi dijitale dönüştürme süreciydi. Geçen hafta bu kavramlar üzerinde aslında durulmuştuk ama kısaca tekrar bir bahsetmek istiyoruz. Dijitalleşme ise dijitale dönüştürme sürecinden faydalanarak kurum sürecinin iyileştirme anlamına gelmekteydi. Dijital dönüşüm kavramı ise hızla gelişen teknolojik imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda organizasyonlara daha etkin, verimli hizmet vermek ve kullanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan iş süreçleri ve teknolojiyi bir arada kullanma süreciydi. Özetle dijitalleştirme teknolojiyle alakalı, dijitalleşme iş süreçleriyle ilgili tüm bunların bir araya gelmesi ve insan faktörünün de eklenmesi ise dijital dönüşüm ile ilgiliydi. Genel olarak ekranda şu an dijital dönüşüm yol haritasını görmektesiniz. İlk olarak dijital dönüşüm yol haritasındaki ilk kapsam aslında kapsamlı bir mevcut durum değerlendirmesi yapmakla başlıyor. İkincisi, geleceğe dair varmak istenilen sonuç doğrultusunda gelecek vizyonu ile net bir şekilde gelecek vizyonu net bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Üçüncüsü, gapler yani mevcut durum ile varmak istenen nokta arasındaki farklar çıkartılmalı ve değerlendirilmeli. Son olarak da dijital dönüşümün temel taşları olan insan, süreç, teknoloji ve içeriği bir araya getirerek bir yol haritası oluşturulmalıdır. Tabii ki bu yol haritasını oluştururken sürecin fazlandırılması da ihmal edilmemelidir. Önemli noktalardan bir tanesi sürecin fazlandırılması. Dijital dönüşüm süreci bahsettiğimiz üzere uzun soluklu bir süreç. Bu yüzden küçük küçük başlamak gerekir. Her şeyi bir anda dönüştürmeye çalışmamalıyız. Aksine başarılı sonuçlar yerine yıkıcı sonuçlar elde edilebilir. Bu yüzden hızlı ve kolay bir şekilde yatırım getirisi olacak bir süreç seçerek işe başlamak gerekmektedir. Böylece ilk başarılı sonuç sonrasında somut yatırım getirisi ile tüm vizyonu paydaşlara satmayı çok daha kolay hale getirebiliriz. Genel olarak bu dönüşüm yol haritası doğrultusunda aslında bizim sunduğumuz platform OnBase platformu. Bugünkü webinar Aslında kapsamında da
Evet, Selvancığım aslında oraya geçmeden önce dinleyenlerimize şunu da hatırlatmakta fayda var. Selvi'nin bahsettiği gibi geçen hafta yaptığımız dijital dönüşüm, dijitalleşme yolundaki ilk webinarımızda ekranda gördüğünüz dijital dönüşüm yol haritasından da bahsetmiştik Selvi'nin bahsettiği detaylarda. Tabii konuya biz data marketçe nasıl yaklaşıyoruz da özetlemek gerekir. Geçen hafta bunun detaylarını kısaca anlatmaya çalışmıştık. Özellikle Covid'in de hayatımıza girmesiyle beraber pandemi döneminde uzaktan veriye erişim, uzaktan çalışma, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesi, kurumlar alışkanlıklarının değişmesiyle beraber aslında bu üç kavram çok ön plana çıktı. Yani dijitalleştirme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Bu kurumların bir kısmı daha önce dijitalleşme yolunda bazı adımlar atmış, bazı yatırımlar yapmış olabileceğinden bahsetmiştik. Bazı kurumların ise ihtiyaç duymadan kendi yöntemleriyle bu işleri çözdüğünden bahsetmiştik. Ama data market olarak baktığımızda bu süreçte özellikle dijitalleştirme yani sayısallaştırma işlerinin çok ön plana çıktı. Yani özellikle kurumların belge ve form tabanlı içerikler üzerinden yönettiği iş süreçlerine de bilgiye ulaşma ihtiyaçlarının çok fazla arttığı. Dolayısıyla da fiziki ortamda saklanan bilgilerin, formların ve belgelerin dataya dönüştürülmesi ve tüketilebilir hale getirilmesinin gerekliliğinden bahsetmiştik. Ve bunun için data marketçe yaklaşımlar ve çözümlerden bahsetmiştik. Dijitalleşme ile beraber de ise aslında bu tüketilecek olan içeriğin iş süreçleriyle entegrasyonu, süreçlere yansıtılması hem kurum içi kullanıcılar hem üçüncü parti kullanıcılar hem de paydaşlarımızın tamamı tedarikçiler olabilir, satın alma ekiplerimiz olabilir, proje bazlı çalışıyorsak proje ekiplerimiz olur vesaire. Bunlardan bahsetmiştik. Dijital dönüşümde aslında biraz daha kurumsal vizyonla alakalı olup az önce ekranda da gördüğünüz aslında insanı, süreci, teknoloji ve kontenti bir araya getirdiğiniz bir vizyon ve tabii ki teknolojik altyapı yatırımlarından bahsetmiştik. Selvan dediği gibi bu uzun soluklu bir yol. Kurumların öncelikle mevcut durum analizini yaptıktan sonra nereden başlarsa hızlı bir çözüm üretebilir. Quick Win'lerden bahsetmiştik. Quick Win üretebilir ve hemen son kullanıcıya bu bilgileri tükettirebilir ya da içeriği kullandırtabilir. Biraz bunlardan bahsediyor olmuştuk. Ve bu kapsamda da aslında data market olarak belli teknolojiler ve deneyimlerimizi sunarak kurumların dijitalleşme ve dijital dönüşüm serüvenlerinde onlara destek olduğumuzdan bahsetmiştik. Genel olarak geçen hafta anlattığımız biraz vizyon, yol haritaları ve yaklaşımlar üzerineydi. Bugün ise bu yaklaşımların altında kullandığımız teknolojilere giriş yapacağız. Özellikle bilgi ve içeriğin yönetilmesi, paylaşımı, bunlar üzerinde aksiyon alınması gibi konulardan bugün bahsedeceğiz. Ama geçen hafta bir de Kasut Ofis altyapısından bahsetmiştik. Yani tüm bu dijitalleşmeyle beraber aslında kağıt ve form tabanlı iş süreçlerinin elektronik ortamdan yönetilmesi ve fiziki ortamdaki bilgilerin de dataya dönüştürmesi için yapay zeka destekli OCR teknolojilerin, karakter okuma, anlamlandırma teknolojinin kullanılmasından bahsetmiştik. Bu bahsettiğim konuyu da önümüzdeki hafta Salı yapacağımız webinarda detayına gireceğiz. Bugün özellikle dijitalleştirilmiş içeriğin yönetimi ve bunun üzerinde alınacak aksiyonlarla ilgili ve bizim sunduğumuz çözüm ve platformun detaylarından biraz bahsediyor olacağız. Ben burada noktayı koyayım Selviyancığım. Sözü sana devredeyim. Ara ara senden söz alıyor olacağım tekrardan. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. O zaman bu sunduğumuz teknoloji doğrultusunda aslında OnBase platformunu biraz tanıtmaya çalışalım. OnBase esasında kurumuza dair tüm bilgi, içerik ve süreçlerin tek bir platform üzerinde yönetilmesini sağlayan bir ECM, yani kurumsal içerik yönetimi platformu. Bu OnBase platformu Amerika menşeli Highland Software firması tarafından geliştirilmiştir. Data Market olarak biz 2011 yılından beri Highland Software'in Türkiye'deki tek yetkili çözüm sağlayıcısı ve distribütörüyüz.
Ayrıca 2017 yılından itibaren de EMA bölgesinde yetkin danışmanlık ekibimiz ile birlikte servis sağlayıcı olarak hizmet vermekteyiz. Son olarak 2020 yılında da Highland tarafından Data Market olarak uluslararası platformda yetkinliğimiz Diamond statüsüne yükseltilmiştir. Genel olarak ekranda şu an gördüğünüz Gartner tarafından yayınlanan Magic Quadrant içerik servis platformu kategorisindeki rapor bulunmaktadır. Her yıl yapılan araştırmalar doğrultusunda yayınlanan bu rapora göre Highland Software sağ üst köşede yer almaktadır, lider statüsünde bulunmaktadır. Son 11 yıldır da bu kategoride lider olarak görünmektedir. Raporun detayına aslında sunum içerisinde linkini paylaşıyor olacağım. Buradan da erişebiliyor olabilirsiniz. OnBase genel olarak tanıtmak gerekirse bu platformu işte bütünleşik uçtan uca çözüm sunan bir doküman içerik ve süreç yönetimi platformu olduğunu söylemiştik. Tüm içeriğinizin merkezleştirilerek bilginin sayısallaştırılmasını, işlenmesini, erişilmesini başka sistemlerle entegre olmasını, ölçülmesini ve saklanmasını sağlayan bir platform. Kurumların yaşadıkları günlük kaosu yönetebildikleri bir platform aslında burası. Son derece esnek bir platform sunmaktadır OnBase platformu. OnBase ile çalışanlarınız nerede olursa olsun ihtiyaç duydukları bilgiye çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Böylece daha iyi karar verirler ve daha etkin hizmet sunup daha verimli çalışabilirler. OnBase görüldüğü üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar işte capture, yakalama, proses, süreç, access, erişim, integrate, entegrasyon, measure, ölçme, raporlama ve store, saklama, arşivleme bileşenidir. Her bir bileşeni kısaca tanıtıyor olacağım. Sonrasında demo kısmında da aslında OnBase platformunun hem doküman hem süreç yönetimi kısmını hem de arayüzlerini gösteriyor olacağım. Buralarda yorumunuz varsa, sorunuz varsa bu esnada lütfen iletiniz bu arada. Capture tarafı doküman yakalama bileşeni. Aslında dokümanlarınız nerede olursa olsun, nerede bulunsa bulunsun veya hangi formatta olursa olsun, OnBase OCR teknolojisi vasıtasıyla belgeleri doğrudan kaynağında yakalar ve dokümanların ve içerdikleri verileri minimum insan etkileşimi ile tek bir sistemde düzenlenmesini sağlar. OCR teknolojisinden geçirerek yakalanan dokümanlar ilk olarak sınıflandırılır. Yani gelen doküman bir sözleşme mi, fatura mı, teklif mi? Doküman tipi belirlenir. Doküman tipinin belirlenmesi sonrasında doküman içerisindeki veri çıkartılır. Yani bu doküman bir fatura ise örneğin fatura numarası, fatura tarihi gibi veriler otomatik olarak okunur. Doküman üzerinden çıkartılan bu veriler de doğrulanır ve doküman ile birlikte kullanılması için işletilir. Capture tarafında aslında OnBase'in bileşenlerinden biri olan Capture tarafında bu şekilde aslında işlemler gerçekleştirilir. Proses yani süreç kısmı bileşinin içerisinde ise form ya da doküman tabanlı tüm süreçlerinizi yönetmenizi sağlar. Form ya da doküman tabanlı süreçlerden kastımız örneğin bir fiziki fatura taranarak elektronik hale getirilip OnBase'e aktarılması ile birlikte fatura onay süreci tetiklenebilir ve başlatılabilir. Ya da sözleşme süreci ya da insan kaynaklarına dair onboarding süreci yani bir personelin işe başvurmasından işe alınmasına ve işten ayrılmasına kadar ki tüm insan kaynaklarına dair süreçleri OnBase içerisinde yönetebilirsiniz. Böylece süreçlerinizi optimize ederek işlem süreci süresini azaltabilir ve üretkenliği arttırabilirsiniz. Bir diğer bileşen erişim yani akses bileşeni. Burada OnBase içerisinde bulunan kritik içeriğinizi ihtiyaç duyan kişilere nerede olurlarsa olsunlar hemen hemen her cihazdan veya uygulamadan erişilebilir hale getirir. Bu doğrultuda OnBase içerisinde bulunan tüm dokümanları ve süreçlere son kullanıcılar tarafından erişim sağlanabilir. Bu bağlamda temel olarak 3 OnBase arayüzü bulunmaktadır. Bunları demoda gösteriyor olacağım zaten ama bunlar Unity Client denilen zengin masaüstü arayüzü, web arayüzü ve mobil arayüzüdür. Bu arayüzlere ek olarak OnBase'in güçlü olduğu diğer bir arayüz de Office
entegrasyon doğrultusunda, Microsoft Office entegrasyonu doğrultusunda olan arayüzdür. Yani Outlook ya da Microsoft Word, Excel uygulamaları üzerinden de OnBase arayüzüne erişim sağlayabilirsiniz. Bir diğer bileşen OnBase'in entegrasyon bileşeni. Entegrasyon bileşeni güçlü olduğu yerlerden biri OnBase'in. Dijital dönüşüm bir şeyleri dijitalleştirmekle aslında ilgili değil, bilginin tüm organizasyonda sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamakla ilgili. Çalışanların çoğu, hani günlerinin çoğunu işleri doğrultusunda OnBase dışındaki başka uygulamalarda çalışarak geçiriyor olabilirler. Ancak hani OnBase tarafından yönetilen bilgi ve süreçler neredeyse her zaman doğrudan bu diğer sistemlerdeki veriler ile ilgili. Bu doğrultuda OnBase'i kurum içerisindeki diğer uygulamalar ile entegre etmek çok önemli. Bu hem çalışanların üretkenliğini de doğrudan etkileyen bir konu. Bu yüzden entegrasyon kısmı da aslında OnBase'in önemli ve güçlü olduğu yönlerden biri. Üç tip entegrasyon kısmı var. İlki aslında hazır konnektörler. Bu hazır konnektörler OnBase, SAP, PeopleSoft, Microsoft gibi birçok uygulamayla entegre olabilecek hazır konnektörler sunmakta. Bu konnektörler kullanılabilir. Bir diğer entegrasyon metodu ekran seviyesindeki entegrasyon. Yani OnBase basit konfigürasyonlar vasıtasıyla diğer uygulamalar üzerinden entegrasyonu sağlayabilir. Bir diğer üçüncü entegrasyon metodu ise API seviyesindeki entegrasyondur. OnBase platformu .NET üzerinde yazılmış bir platformdur. Bu yüzden sunduğu API katmanı vasıtasıyla esnek bir entegrasyon altyapısı da sunmaktadır. Bir diğer bileşen measure kısmı ölçme raporlama. Genel olarak ölçemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz mottosu ile OnBase içerisinde bulunan tüm doküman ve süreçleri izleyebilir, denetleyebilir, raporlayabilir bir fonksiyon Son olarak da altıncı bileşeni store, yani saklama ve arşivleme bileşeni. OnBase içerisinde bulunan ve kurumsal hafızayı oluşturan tüm dokümanların arşivlenmesi ve saklanmasını sağlamaktadır bu store bileşeni vasıtasıyla. Böylece önemli bilgi ve belgeleriniz tek bir merkezde saklanabilir ve bunlar üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Kayıt yönetimi kapsamında da hem elektronik hem de fiziki arşivin yönetilmesine olanak tanır. Ayrıca dokümanları saklama ve imha planı doğrultusunda da saklama sürecini aşan nitelikli belgelerin otomatik olarak imha edilmesini ve kaldırılmasını da sağlar. Temel olarak aslında OnBase'in 6 bileşeni, OnBase platformunu oluşturan 6 bileşen bu şekilde. Hani bu aşamadan sonra ben hani demoyu geçmek istiyorum. Bunun için ekranımı tekrar Şöyle ilerleyelim yansıtacağım. Selvihan'cığım. Demoya geçmeden önce 1-2 dakika belki konuyu biraz daha somutlaştırmak adına senin bu anlattıklarınla beraber bizim sektörde yaptıklarımızdan 1-2 dakika bahsedelim. Hem de Tabii hani bu ki. platform hangi noktalarda, hangi profillerde, hangi sektörlerde ne tip işler için kullanıldı? Dijitalleştirme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kapsamında nasıl konumlandırdık ve ne tip faydalar sağladık? Ben izninle 1-2 tane örnekten bahsedeyim. Sonrasında da demo ile bunu tamamlayalım. Şimdi Selvihan'ın anlattıklarına baktığınız zaman aslında temelde neden bahsettik? Biz aslında dijitalleşme, dijital dönüşümün daha çok form ve doküman tabanlı içeriklerin yönetimi ve süreçlerin yönetimi gözüyle bakarak bu webinarımızı sizlere sunuyoruz. Ve bizim yaklaşımımız da bu ve bunun etrafında dönen çözümler üzerine. Dolayısıyla mesela finans sektörüne baktığımızda sigortacılık sektöründe lider birkaç tane firmamızda, kurumumuzda tüm bu bahsettiğimiz bileşenleri kullandık. Mesela Aksa Sigorta örneğini verebilirim. Aksa Sigorta'da hasar ve sağlık evraklarının fiziki olarak gelen hasar ve sağlık evraklarının dijitalleştirilmesi ve elektronik ortamda saklanarak bunların sigortacılık modülleri de entegre edilmesiyle beraber aslında Aksa Sigorta çalışanlarının müşterinin evraklarına ve bilgilerine
belli yetkiler ve kontrollerden de erişerek operasyonel süreçlerini yürütmesini sağladık. Buradaki katma değerimiz aslında bir fiziki olarak gelen evrakların gelir gelmez dijitalleştirilmesi ve saklanabilir olmasını sağlamak ve bu belgeler üzerinden de iş süreçlerine katkıda bulunmak. Tabii yakın zamanda da geçtiğimiz aylarda da az önce Selvi Hanım'ın bahsettiği imha süreçlerini bunun üzerine ekledik. Yani bazı kurumların regülatif olarak belli belgeleri belli süre saklaması, yönetmesi ve sonrasında da imha etmesi gerekiyor. 15 platformunun güçlü bir aslında arşiv yönetim altyapısı var. Daha doğrusu belgenin yaşam döngüsünü takip edebilen, bunları yönetebilen bir altyapısı var. Burada da bir kurgu yaparak belli doküman tiplerinin hayatı başladıktan 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra otomatik olarak imha edilmesi için gerekli olan altyapıları kurduk. Artık sistem belge tiplerine göre arkada kurulan karar mekanizmasına bakarak hangi belge tipini ne zaman imha edileceğini takip edip buna göre ilgili taraflara da belli alertler vererek hatta belli onaylardan geçirerek dokümanların kalıcılık imha edilmesini sağlayabiliyor. Yine farklı bir sektörden örnek verecek olursak mesela makine üretim sanayinde de Bursa'da bir müşterimizde 30 yıldır ürettiği makinaların çizimlerini, proje çizimlerini elektrik şemalarını yerleştirdik ve bunları özellikle destek süreçleriyle entegre ederek makineler hakkında gelen çağrılara daha hızlı cevap verilmesi için, makinenin çizimlerine ve elektrik şemalarına daha hızlı ulaşılabilmesi için bir dijitalleştirme ve dijitalleşme sağladık. Yine yakın zamanda tamamladığımız büyük bir örnek, holding örneği vermek isterim. Çalık Holding. Çalık Holding ve tüm iştiraklerinde uçtan uca bir dijital dönüşüm altyapısı sağladık. Çalık Holding'in vizyonu doğrultusunda. İlk olarak Onvayes platformunu kullanarak mevcutta dönen elektronik ve fiziki evrakların dijital arşiv ve doküman yönetim sisteminde yönetilmesi için gerekli altyapıları kurduk. Yani Çalık Holding'in üretmiş olduğu tüm doküman tiplerini elektronik ortamda takip edebileceği bir doküman yönetim sistemi altyapısı kurduk. Sonra bunları öncelikli belirlenmiş belli iş süreçleriyle entegre ettik. İşte gelen giden evrak yönetimi gibi, sözleşme yönetimi gibi, yazışma yönetimi gibi, fiziki arşiv yönetimi gibi bunlarla entegre ettik. Bununla beraber de belli iştiraklerinde ve belli noktalarda tarama teknolojilerini kullanarak doküman işleme, image processing altyapılarını kurduk ki ongoing dediğimiz canlı ortamda gelen belgelerin de otomatik olarak elektronikleştirilmesi ve süreçlere dahil edilmesini sağladık. Ama yine bu projenin kapsamında büyük bir iş daha yaptık orada. Tüm Çalık Holding'in fatura işleme merkezini kurduk. Fatura otomasyon altyapısını kurduk. Buradaki en büyük katma değer bu altyapının SAP gibi büyük ERP sistemine entegre bir şekilde çalışmasını sağlayarak gelen elektronik ve fiziki faturaların ödeme ve muhasebeleşme süreçlerindeki operasyonel iş süreçlerini iyileştirdik ve her şeyi elektronik ortama taşıdık. Ve bunu da SAP ile entegre ettiğimiz için SAP tarafındaki süreçlerinde belli noktalarda verimlilik kazanmasını sağladık. Bunun gibi farklı sektörlerde pek çok örneği gerçekleştirdik ama burada önemli olan özellikle uzaktan erişim ve veriyi uzaktan yönetme, bunlara erişmekle ve bunları tüketmekle ilgili olan tarafta O11 platformunu kullanarak form ve doküman tabanlı her türlü içeriği ve iş sürecini yönetebilecek ve entegre tarafı güçlü, yani üçüncü parti sistemlerle de kolay entegre olabilen bir altyapı kurmak. Bunun için de biz birazdan Selvan demosunu yapacağı ve detaylarını da önceki slaytlarda anlattığı gibi On-Base kurumsal içerikli süreç yönetim platformunu kullanıyoruz. Ben yine burada noktayı koyayım Selvancığım ve demo için sözü sana bırakayım. Teşekkürler. Tamam. Ben teşekkür ederim. Biraz önce bahsettiğimiz OnBase platformunu aslında hani arayüz üzerinden doküman ve süreç yönetimi kısmını birazcık demo etmeye çalışacağım. Bu kapsamlı bir platform. Zaten 6 bileşenden bahsettik ve her 6 bileşeni destekleyen içeride onlarca fonksiyonete var. Bu webinar serisi kapsamında zaten her hafta bunlara değinmeye çalışacağız.
Onun için bugünkü daha böyle genel bir anlatım olacak ama birçok yine değinmeyeceğimiz bugün fonksiyon yöneticisini de gelecek haftalarda aktarıyor olacağız. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Bunları da YouTube'da da yayınlıyor olacağız. Buradan da ayrıca izleyebilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz aslında OnBase'in masaüstü zengin arayüzü, Unity Client ismi verilen arayüzü. Bu arayüz 40'ın üzerinde dili desteklemekte. Türkçe de dahil olmak üzere şu an hani demo ortamında İngilizce olarak gördüğünüz arayüz aslında Türkçe de dahil olmak üzere 40'ın üzerinde dili desteklemekte. Kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapıldığı takdirde aslında açılan ilk arayüzü şu an görüyorsunuz. Burası aslında benim favoriler sık kullanılanlar ekranım diye düşünebilirsiniz. Burası bir doküman ve süreç yönetimi olduğu için içeride sık aradığım dokümanlar var ise devamlı giriş yaptığım aradığım sık dokümanlar var ise veya benim üzerime atanan süreçler varsa ilk bakışta aslında ilk açtığımda ekranı burada bunları görüntüleyebiliyorum. Ne var örneğin burada? İşte AP Document Search diye bir arama kriterim varmış. Bunu buradan kısa yol olarak ekledim. Bunu görüntüleyebiliyorum. Veya Invoice Approve diye bir tane fatura onayı diye bir sürecim varmış. Burada bana atanan bir tane kayıt varmış. Onun linkini burada görüntüleyebiliyorum. Tıkladığım zaman direkt o sürece giderim. Veya Invoice Review'da 6 tane benim onayımı veya incelememi bekleyen süreç kaydı varmış. Bunları burada görüntüleyebiliyorum. Kısacası burası benim ilk açtığımda aslında sık kullanılanlar. İlk bakış ekranım olarak düşünebilirsiniz. Bir dokümanı aslında bu doküman yönetim sistemi içerisinde bir dokümanı sisteme ilk olarak nasıl aktarıyoruz? Oradan bir başlamak istiyorum. Import butonu vasıtasıyla aslında en manuel şekilde bir dokümanı sisteme aktarmayı sağlayabiliriz. Bir dokümanı sisteme aktarmanın birçok yöntemi var. İşte bir dizin dinlenebilir, bir folder dinlenebilir, işte maillerle veya hani farklı sistemlerle entegrasyonlar sağlanabilir gibi MFP denilen multifunctional printerlar var. Onlarla entegrasyon sağlanabilir gibi aslında birçok yöntem var. Bu en basit haliyle, manuel haliyle bir doküman sisteme nasıl aktarılır? Bunun için doküman benim lokalimde neredeyse browse'dan onu seçiyorum. Örneğin burada bir tane örnek dokümanlar içerisinde Jane Harper'a ait resume var. Bunu açıyorum. Dokümanı seçtiğimde orta ekranda açılacak. Şimdi ben bu dokümanı OnBase içerisinde iki kırılımlı hiyerarşi var. Doküman hiyerarşisi var. Nereye kaydetmek istediğimi seçeceğim. Bunun için Document Type Group var. Bu bir insan resume olduğu için insan kaynaklarına ait bir doküman olduğunu biliyorum. Onun için Human Resources seçiyorum. Seçtiğim doküman tipi grubuna bağlı olarak da aslında doküman tipleri geliyor. Bunun içerisinde yine resume vardı şuradan. Seçtiğim insan kaynakları içerisinde resumeyi seçiyorum. Seçtiğim doküman tipine bağlı olarak da indeks alanları, keywordler geliyor. Bu keywordler, indeks alanları ne yapıyor? Hem bu dokümanı ben kaydederken sistemde sonrasında kolayca bulabilmem için etiketlememi sağlıyor. Hem de diğer dokümanlarla ilişki kurması için bu indeks alanlarını kullanmamı sağlıyor. Onun için ben buradan doküman içerisindeki indeks alanları, bu dokümanı belirten, betimleyen indeks alanlarını giriyorum. Burada farklı şekilde aslında entegrasyon manuel olarak buralar doldurulabilir. Veya ben mesela burada bir isim soy isim yazıp da tab tuşuna bastığım zaman diğer alanlar otomatik olarak geldi. Diğer sistemlerde buna autofill özelliği denilmekte. Diğer sistemlerde bu bilgiler varsa kullanıcının tek tek bu bilgileri manuel olarak girmesi yerine o sistemlerle entegre edilerek işte burada ad üzerinden gidilmiş ama orada mesela sicil numarasıdır, farklı bir şeydi, bir key üzerinden, bir anahtar kelime üzerinden diğer alanların otomatik olarak doldurulması da sağlanılabilir. Diğer alanlar doldurulduğunda, indeks alanları doldurulduğunda ben bunu import butonuna basarak bu dokümanı sisteme kaydedebilirim. Şu an import işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu en manuel şekilde bir dokümanı sisteme aktarma yöntemi. Bu doküman sisteme aktarıldıktan sonra dokümanı ben nerelerde görüntüleyebilirim ve arayabilirim onu göstermek istiyorum. İlk olarak file kabinet kısmı var yine. Home kısmının altında file kabinet kısmı var. Dosya dolapları aslında burası. Bu ofislerdeki dosya dolapları olarak düşünebilirsiniz. İşte yetki dahilinde kullanıcının görebileceği klasörleri burada görüntüleyebiliyoruz. Farklı tiplerde klasörler var. Burada ben biraz önceki bir insan kaynakları dokümanı olduğu için HR File Cabinet diye bir tane klasör yapısı var. Ona tıklıyorum. Burada
Bu görünüm, yani ben buraya tıkladığımda bir liste açıldı bana ve ismi yazaraktan bana aslında listeleme yapıyor, filtreleme yaparak sunuyor. Bu şekilde bir kırılım yapılabilir ve isim seçtiğim zaman, yani personeli seçtiğim zaman Andrew Lincoln diye altında işte Applicant Information gibi farklı klasörler açıldı. Bu klasörlendirme yapısı isteğe bağlı olarak değiştirebilir. İşte yıldır, aydır vesaire gibi kırılımları yine oluşturabiliriz. Burada bu şekilde oluşturulmuş demo ortamında ama. Şimdi çalışanları listeledi. Çalışanın bağlı olarak da altında klasörleri listeledi. Her bir klasöre tıkladığım zaman o klasör içerisindeki dokümanları da yine sol alt köşede görüntülüyorum. Örneğin Applicant Information seçili şu an içerisinde 8 adet doküman varmış. Veya employment documents'lara tıkladığım zaman 3 tane doküman varmış gibi her bir klasör içerisindeki dokümanları bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Şimdi Applicant Information içerisindeki 8 dokümandan bazılarını kırmızı olarak görüntülüyorsunuz. Bu dokümanlar eksik. Yani bu doküman yapısı içerisinde ne Applicant Information klasörü içerisinde bu çalışan için bu dokümanlar olması zorunluymuş, gerekliymiş ama bu dokümanlar eksik diye bunları ben görüntüleyebiliyorum. Sonrasında aslında periyodik olarak bunları raporlama imkanım da var. Özellikle bu İK gibi veya sözleşme yönetimi gibi kısımlarda çünkü belli dokümanlar var. Örneğin işte İK'da personel işe alımında işte sağlık belgesidir, ikametgah belgesidir vesaire gibi bazı zorunlu belgeler var o çalışan şirkete başladığı takdirde. Onları belirlediğimiz takdirde her bir çalışan için tek tek kontrol etmek yerine aslında bu kurguyu oluşturduğunuzda o eksik dokümanları sistem tarafından size raporlanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde de görüntüleyebiliyorsunuz. Onları görüntülüyoruz burada. Burada farklı tiplerdeki dokümanları görüntüleyeceksiniz. Örneğin application bir form. Bu çalışana ait bir form varmış. Bunu burada görüntüleyebiliyorum. Veya bu çalışana ait bir tane cover letter varmış. Bu bir TIF dosyası, resim dosyası. Bunu görüntüleyebiliyorum. Veya burada yine bir tane offer letter, teklif mektubu var. Bu bir Word dosyası. Word'ü gösteriyorum, görüntüleyebiliyorum. Burada Word'ü özellikle açtığımızda dikkat ederseniz Microsoft Office Word içerisinde açıyor. Direkt ofis dokümanlarının Microsoft'la entegrasyon doğrultusunda aslında işbirliği doğrultusunda ofis dokümanlarını ofis içerisinde çalışıyormuş gibi size gösterir. Genel olarak doküman yönetim sisteminde olması gereken özelliklerden birazcık bahsedelim. Bir doküman doğrultusunda örneğin bir cover letter'ı açtığım zaman, dokümana ilk baktığım zaman bu dokümanın tek bir sayfadan oluştuğunu, içerisinde bir discussion dediğimiz bir tartışma başlatıldığını, bir tane notu ve üç tane revizyonu olduğunu görüntülüyorum. Bunun anahtar kelimelerini de aynı zamanda şu şekilde keywordsler diyerek anahtar kelimelerini de görüntüleyebiliyorum. Bu sisteme aktarılırken yani ilk başta yaptığımız import fonksiyonu vasıtasıyla aktarırken şu anahtar kelimeler kullanılarak sisteme aktarılmış. İçerisinde bir tane not var. Bu doküman içerisinde sticky not dediğimiz farklı renklerde, farklı şekillerde notlar ekleme imkanı sağlıyor OnBase bize. İşte hangi kullanıcı tarafından, ne zaman ve notun içeriğini görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde aslında kullanıcılar arasında da not kullanmayı sağlayabiliyor. Bu dokümanla ilişkili şu tab geçtiğim zaman hemen cross referans tabına geçtiğim zaman burada aslında bu bir cover letter'dı. Ana ekranda görünen doküman. Bu cover letter'la ilişkili diğer dokümanları burada görüntüleyebiliyorum. İki tane resume varmış, bir tane employment application. Bunları çift tıklayarak bu arada direkt açabilirim de. Bu şekilde aslında dokümanla ilişkili diğer dokümanları görüntüleyebiliyorum. Sağ tabana tıkladığım zaman da bu bir tartışma aslında discussion kısmı tabı. Burada da şurada zaten ön bilgide de çıkan bir tane discussion dediği tartışma başlatılmış bu dokümanla ilgili bunu görüntüleyebiliyorum. Bu tartışma aslında şu demek, bu dokümanla ilişkili yazışma buradan başlatılıyor. Ve aslında bu yazışmaya tabi olan kişilere e-mail olarak gönderiliyor bu bilgiler ama buradan başlatıldığı için ve
yazışmalar devam ettiğinde otomatik olarak bu belgeyle ilişkili olarak burada saklanmasını sağlıyor. Aslında kurumsal hafızanın temelini oluşturan dokümanın ve dokümanla ilişkili yazışmaları burada tutmayı sağlıyor bize. Bu şekilde aslında tartışma ortamı önemli bir fonksiyon yetisi. Dokümanla ilişkili tüm yazışmaların burada saklanmasını sağlıyor eğer buradan başlatıldığı takdirde. Genel olarak dokümanla ilişkili aslında özellikler yine burada neleri görüntüleyebiliyoruz onları göstermek istiyorum. Redaction kısmını daha sonraki örneklerde göstereceğim. Bunu da şu an yok ama mesela burada dokümanın özelliklerine baktığımız zaman belge özelliklerine bakabiliriz. Şurada properties kısmından bu dokümanın genel özelliklerine bakabiliriz ne diye. Uzantısında burada yine TIFF dosyası olduğunu söylemiştim. Bunu görüntüleyebiliyoruz. Veya bu dokümanla ilgili historik kısmı, tarihçi kısmı var. Bu dokümanın ilk ne zaman oluşturulduğundan bu kullanıcı bazlı. Son kullanıcıya yani bu ekran son kullanıcı ekranı çünkü. Son kullanıcıya sunulan kısım tarihçi bilgisi. Bu doküman TIFF tarafından oluşturulduğundan tutun içerisinde yapılan düzenlemelere kadar ve kim görüntülediğine kadar. Buradaki önemli aslında diğerlerinden en önemli kısım bu. Kimin görüntülediğine kadar ki bilgileri burada tarihçi kısmında görüntülüyoruz. Arka planda zaten hani geniş kapsamlı bir log var sistematik olarak bu son kullanıcıya sunulan arayüz. Bu doküman bir sürece tabi olmuşsa süreçler kısmında altı bileşen içerisindeki proseste kısaca bahsetmeye çalıştım. Form veya doküman tabanlı süreçler onbase içerisinde yürütülüyor. Sonuç itibariyle bu bir doküman sisteme aktarıldığı takdirde bir süreci de tetikleyebilirdi. Eğer öyle olmuş olsaydı, bu bir süreci tabi olsaydı bu süreç içerisinde nerede olduğunu workflow queues tarafından aslında görüntüleyebilirdik. Veya süreç içerisinde alınan aksiyonlar var ise işte onayladı, reddetti vesaire gibi aksiyonlar varsa onları da yine burada görüntüleyebilirdik. Ama bu doküman herhangi bir sürece tabi olmadığı için şu ara bu taplar boş ama bunları da tarihçi kısmında detaylı olarak görüntüleme imkanı bize sağlıyor. Bir başka dokümanı aslında şurada teklif mektubuna tekrar gitmek istiyorum. Bir doküman sistemi aktarılırken versiyon mantığıyla aktarılıyor. İşte hani o dokümanın aynı indeks alanlarına sahip ise yeni bir versiyon olarak sisteme kaydetmemizi sağlıyor gibi. Eğer bu doküman üzerinde değişiklik yapılabilen bir Word, Excel vesaire gibi bir doküman ise üzerinde düzenleme yapılan düzenlemeleri de tutuyor. Örneğin bu bir Word dokümanı şuradan şu an ekranda gördüğünüz. Bunun üzerinde 4 tane revizyon düzenleme varmış. Bunları burada görüntüleyebiliyoruz. Tıkladığım zaman işte en sonuncusunu her zaman gösteriyor ama diğerlerini de burada görüntüleyebiliyoruz. Seçtiğim düzenlemeleri arasında compare etme, karşılaştırma imkanı sunuyor bana. 3 ile 4'ü mesela karşılaştır diyebilirim veya 1 ile 4'ü şeklinde compare edebilirim, karşılaştırabilirim. Bu şekilde aslında doküman üzerinde yapılan düzenlemeleri de takip etmemi sağlıyor bana. Bu foldering klasörleme yapısı içerisinde bir dokümanı belirlenen hiyerarşiler içerisinde görüntülediğim kısım. Burada aslında burası dinamik bir yapı. Bir doküman sistemi otomatik eklendiği takdirde otomatik olarak ilgili klasör yapısı altına kendiliğinden zaten eklenmiş de oluyor. Burada zaten dinamik yapı içerisinde bunu da görüntüleyebiliyoruz. Dokümanları görüntülediğimiz bir diğer kısım ise aslında retriever dediğimiz arama kısmı. Dokümanları içeri atarken oluşturduğumuz indeks alanları doğrultusunda arayabiliyoruz. İlk olarak onu göstermek istiyorum. Yine Human Resources'tan örnek verelim. Burada Human Resources içerisinden örneğin indeks alama şurada cover letter seçtiğimizde yine bir doküman yani doküman tipi grubu seçiyorum. Ben o bağlı olarak doküman tipini seçiyorum. İndeks alanları geliyor. Name kısmını ben burada tutup da mesela John Yıldız yazdığım zaman yani indeks alanlarına bir kriter girip de aradığım takdirde içerisinde John geçen bana cover letter'ları gösteriyor. Şöyle tıklayıp çift tıklayıp açabilirim veya document viewer kısmını yükselterek aslında ön izlemesini gerçekleştirebilirim dokümanların. İçerisinde John geçenleri bu şekilde filtreleyebilirim. İndeks alanlarını arama yapabilirim. Bir diğer arama özelliği aslında notlar kısmında arama yapabilirim. Biraz önce gösterdiğim doküman içerisindeki sticky note dediğimiz notları kullanabiliyorduk. O notlar içerisinde yazdığımız ifadeler doğrultusunda aslında notlarda arama yapabilirim. Örneğin not kısmını şurada
Başvuruydu sanırım, hatırlamıyorum. Bakalım. Şey kısmında cover letter'da aramam lazım sanırım. Bir dakika. Şöyle. Bir tane varmış. Hangi doküman tipinde olduğunu bilmediğim için tümünü de arattırdım. Teklif mektubundaymış. Teklif mektubunda not olarak geçen, notlarında not olarak geçen bir doküman olduğu için bunu bana otomatik olarak açtı. Şurada zaten var, gördüğünüz üzere geldi. Bir tane sonuç geldiği için otomatik olarak açtı. Notlar içerisinde arama yapabiliyorum. Bir diğer arama kısmı ise aslında full text search dediğimiz metin içerisinde arama. Bu OnBase'in önemli özelliklerinden bir tanesi. Buraya ben text kısmına regard yazıp da örneğin arama tuşuna bastığım takdirde içerisinde regard kelimesinin geçtiği dokümanları bana buluyor. Burada dikkat ederseniz dosya tipine mesela image file format diyor. Yani bunu sadece okunabilir dosyalarda değil, text dosya dokümanlarında değil, imaj resim dosyalarında da arama yapıyor. Bulduğu sonuçları da belli bir skorlama yaparak işte 128 gibi belli içerisinde bulabilme olasılığına bağlı olarak skorlama yaparak bana listeliyor. Buradaki aslında full text search özelliği doküman içeriye alınırken otomatik olarak her doküman otomatik olarak OCR işleminden geçirerek eğer bu full text search özelliği aktif ise geçirerek sisteme aktarılıyor. Haliyle bu şekilde metin içerisinde aramada yapıyor. Dokümanı açıyorum şu şekilde en yüksek puan verdiği 100 olan dokümanı. Dokümanı açtığım zaman göründüğü üzere bu bir resim dosyası. Zaten formatında da görüyorduk. Resim dosyası içerisinde aslında bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Burada şu an highlight etmedi. Normalde regard kelimesini highlight ederek gösteriyor bana. Demo ortamında bir sorun var sanırım. Bazen böyle şeylerde gerçekleşebiliyor. Normalde highlight, şurada gördüğünüz üzere o dokümanda bir şey var sanırım. Şurada gördüğünüz üzere regard kelimesinin bulunduğu yeri highlight ederek gösteriyor. Bu bir sayfadan oluşan bir doküman. Normalde bu işte 50 sayfalık bir doküman olsaydı aşağıda full text navigation diye bir tane bar çıkıyor. Bu doğrultuda aslında her highlight ettiği işte bu 48. sayfada bir regard kelimesi geçiyorsa direkt buradaki tabları kullanarak aslında ilgili highlight ettiği yerlerdeki sayfalara da gitmeyi bana sağlıyordu. Şu an tek sayfadan oluştuğu için bu tabı kullanmama, Navigator'ı kullanmama gerek kalmıyor. Ama bu şekilde aslında metin içerisinde de arama yapmamı sağlayan bir özellik sunmakta. Buralardan işte retriever fonksiyonu vasıtasıyla indeks alanından, notlardan veya doküman içeriğinden de dokümanları arayıp bulmamızı sağlayabiliyor. Bir diğer aslında OnBase'in yine önemli gördüğümüz özelliklerinden bir tanesi, şurada yine örnek olarak şunu temizleyeyim. Reduction özelliği. Bu reduction'ı burada göstermek istedim. Örneğin şu HR8850 dokümanını açalım. Redaksiyon özelliği aslında metin içeriğinin gizlenmesini sağlayan bir özellik. Şu şekilde şu dokümana bakayım. Şurada gördüğünüz üzere mesela bu dokümanı çift tıklayarak açayım. KVKK kapsamında da aslında Türkiye'de işte özel nitelikli bilgilerin gizlenmesi için bu şekilde maskeleme fonksiyonu kullanılabiliyor doküman üzerindeki. Bu ekranda gördüğünüz gibi ilgili mesela doküman üzerinde gizlenmesi istenilen belirlenen alanların bu şekilde siyah bant şeklinde maskelenmesi sağlanıyor reduction özelliğiyle. Burada işte farklı aslında seçenekler var. Ya dokümanın orijinali bu şekilde maskelenir,
tüm kullanıcılar bu şekilde görür veya kullanıcı yetkisi doğrultusunda işte benim yetkim var, tüm metinin içeriğini görebiliyorum ama başka kullanıcının bunu görmeye yetkisi yoksa kullanıcı buraları siyah bant çekilmiş şekilde görüntüleyebiliyor. Kullanıcı bazlı olarak yani kullanıcı grubu bazlı olarak aslında bu yetkilendirmeler yapılarak dokümanın orijinali veya versiyonları doğrultusunda düzenlemeler yapılarak içeriğin maskelenmesi de sağlanabiliyor. Buradaki örnekte görüldüğü üzere. Diğer özenme özelliği aslında maskeleme kısmıydı. Şey olarak aslında süreç kısmına geçmek istiyorum bu esnada çünkü çok da vaktimiz de kalmadı. Doküman yönetim kısmında genel olarak aktarmak istediklerim bu kadar. Ama dediğim gibi bunlar zaten ilerleyen webinarlarda çok özellik var. Bunları da ayrıca değiniyor olacağız. Süreç kısmında, OnBase'in süreç yönetimi kısmında form ve doküman tabanlı süreçlerin işletilmesinden bahsetmiştik. Formları nerede görüntülüyoruz? Yine şurada form fonksiyonu vasıtasıyla sistemde oluşturulmuş formları görüntüleyebiliyoruz. Örneğin burada Application for Employment diye bir tane daha öncesinde oluşturulmuş form var. Burada işte tabları doğrultusunda yine içerik oluşturulmuş içerikleri girerek formu kaydederek formu aslında bir süreci tetiklemesini sağlayabiliriz. Bu form kaydedildiğinde ilgili süreç tetiklenebilir. Veya sisteme bir doküman geldiğinde o doküman direkt bir süreci tetikleyebilir. Bu tetiklenen süreçleri ve kişiye, kullanıcıya atanan süreçleri de görüntüleyebiliyoruz. İlk olarak zaten home kısmına geldiğinde ben kullanıcı adım şifremle giriş yaptığımda bunları görüntüleyebiliyordum. Hani buradan direkt bana atanan süreç kayıtlarına gidebiliyorum. Veya burada workflow diye bir tane fonksiyon var. Buraya tıkladığım zaman açılan ekranda yine yetkim doğrultusunda görmeye yetkim olan iş akışlarını burada görüntüleyebiliyorum. Örneğin burada ben admin yetkisinde olduğum için aslında tüm süreçleri görüntüleyebiliyorum. Burada birçok süreç var ama kullanıcı zaten ilgili iş akışını ve süreci burada görüntülüyor olacak yetkisi doğrultusunda girdiğinde. Örneğin burada invoice processing süreci var. Burada invoice approve ve onun altında invoice approve diye bir adım var. Her bir adımın yanındaki rakamlar aslında o adımda bulunan kayıt sayısını gösteriyor. Invoice approve'da bir tane varmış. Bunu da şurada sol alt köşede görüntülüyorum. Invoice review'da 6 tane varmış. Yine sol alt köşede bunları görüntüleyebiliyorum. Invoice approval sürecinde bulunan tek kayıt açıldığında bu bir fatura. Fatura onayında bekliyor zaten. Bu faturanın görüntüleyebiliyorum burada. Bu fatura ile ilgili alabileceğim aksiyonları da yukarıda görüntüleyebiliyorum. Her bir süreçte bu aksiyonlar tabii ki değişkenlik gösteriyor. Ama bu invoice approval sürecinde alabileceğim aksiyonlar, işte bu faturayı onaylayabilirim, reddedebilirim, send to exception'a gönderebilirim gibi aslında bu faturayla ilgili alabileceğim aksiyonları burada görüntüleyebiliyorum. Süreçleri bu şekilde aslında yönetebiliyorum. Süreçte illa ki bu arayüz içerisinden yönetmeme gerek yok. Süreçler kısmında ilgili kullanıcıya size atanan bir süreç var şeklinde mail bildirimleri gönderilebilir. Bu mail bildirimleri doğrultusunda kullanıcının Outlook'una giden mail şekilde bir mail kullanıcının Outlook'una gelebilir. Şöyle pardon açayım. Şöyle bir mail gelebilir mesela örneğin bu yine demo ortamında oluşturulmuş bir mail taslağı bir süreç atandığında kullanıcıya bir süreç düştüğünde şöyle bir bildirim maili gelebilir. Bu maili açtığında kullanıcı yine OnBase'in Outlook entegrasyonundan doğan bazı fonksiyonlar var şurada. OnBase alt başlığı içerisinde görüntülediğiniz. Workflow Task Pane de bunlardan bir tanesi. Bana gelen maili açtım. Yani süreçle ilgili bir mail geldi bana. Workflow Task Pane'e tıkladığım zaman sağ tarafta bir pano açılıyor. Bu pano içerisinde aslında ben mailden çıkmadan yani diğer OnBase'in arayüzlerini kullanmadan da direkt bu mail içerisinden de yine aksiyonları gerçekleştirebilir ve süreci ilerletebilirim, yönetebilirim. Yani bu yine approve edebilirim, reject edebilirim, send to exception deyip yine seçebilirim. Bu butonları burada yine kullanabilirim. Bu mail içerisinde bir süreç atanmış bana ama bu sürecin esası ne? Bu sürece tabi olan doküman ne diye merak ediyorsam show primary item butonuna tıklayarak aslında bu sürece tabi olan ana doküman ne ise onu yine görüntüleme imkanı sağlıyor bana. Şu şekilde tıkladığımda açılan fatura yine
faturayı görüntüleyebiliyorum. Fatura açılır dursun aslında. Ben yine maile geri dönüş yapayım. Mail içerisinde bu fatura ile ilişkili, yani bu süreçteki dokümanla ilişkili başka dokümanlar var ise yine onları görüntüleyebiliyorum. Şurada gördüğünüz mesela Distribution for Invoice diye bir tane doküman varmış. Onu görüntüleyebiliyorum. İşte bu maile gelen mesela bir attachment var, ek var. İşte faturanın görüntüsü buraya eklenmiş. Bu tarz işlemler yapabiliyorum. Veya mail içeriğinde bir tane link var. Bu link aslında OnBase'in web arayüzünü açıyor. Yine web arayüzü içerisinden süreci yönetebilirim. Yani hani süreci illaki OnBase'in kendi arayüzlerinden değil, süreci doğru bir şekilde işlemesi için içeride gönderilen mailler doğrultusunda da OnBase'de süreci yönetebiliyoruz. Bu da yine OnBase'in aslında Outlook entegrasyon doğrultusunda gelen bir kullanımı. Şurada Outlook'u açtığım zaman zaten OnBase tabını görüntülüyorsunuz. Sadece bu şekilde değil. Bu add-in olarak gelen OnBase fonksiyonelitesi doğrultusunda birçok ana fonksiyonu aslında yine Outlook üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İşte arama olsun, süreçler olsun, doküman import etme vesaire gibi birçok ana fonksiyonu buradan da yine gerçekleştirmeniz mümkün. Ben yine OnBase arayüzüne gidiyorum. Bu arada doküman açıldı. O primary item dediğim mail içerisindeki bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Bunu kapattım. OnBase'in Unity Client arayüzüne geri döndüm tekrardan. Burada süreçleri bu şekilde yönetme imkanı bana sağlıyor. Aslında son olarak bir de işin raporlama kısmından bahsediyor olacağım. Çünkü zaten süremiz de çok azıcık kaldı. Dokümanları nerede ne şekilde yönettiğimizi, süreçleri nerede ne şekilde yönettiğimizi göstermeye çalıştım. Bir de bunları aslında izlemek ve raporlamak kısmı var. Raporlama kısmını burada ne şekilde yapıyoruz, görüntülüyoruz onu göstermek istiyorum. Yine Dashboard Reporting denilen bir tane fonksiyonelitesi var OnBase'in Reporting başlığı altında. Butonu altında bunları da görüntülüyoruz. Sistemde daha öncesinde hazırlanmış raporlar var. Onları göstermek istiyorum aslında. Bu Dashboard Reporting denilen fonksiyoneti vasıtasıyla içeride bulunan OnBase platformu içerisinde bulunan tüm doküman ve süreçlere dair raporlamaları görüntüleyebilirsiniz. Bunlar grafiksel dinamik raporlardır. Örneğin sözleşme yönetimine dair içeride hazırlanmış bir Dashboard Reporting açtım. Burada işte sözleşme tipine bağlı bar grafikleri görüntülüyoruz, sözleşme tipi durumuna bağlı pay chartları görüntülüyoruz gibi liste grafik var burada. Sözleşme yönetime bağlı bu şekilde mesela raporlar oluşturulmuş. Bunlar dinamik diyoruz. Örneğin Vendor Master Agreement 11 tane bu tipte sözleşme varmış. Buna tıkladığım zaman diğer bilgilerde bu doğrultuda aslında değişebiliyor şeklinde bundan dolayı dinamik veya bir doküman süreç buraya geldiğinde otomatik olarak bu bilgiler güncelleniyor. Veya buraya tabi olan kayıda çift tıkladığımda yani rapora tabi olan kayıda çift tıkladığımda ilgili kaydı otomatik açıp görüntüleyebiliyorum gibi aslında özellikleri bulunmakta. Burada bunları da görüntüleyebiliyoruz Dashboard Reporting kısmında. Burada başka mesela hangi raporlar vardı? Mesela invoice processing biraz önceki süreç içerisindeki invoice sürecine dair mesela yine rapor var burada. Farklı thresholdlar, invoice thresholdlara göre bir raporlama görüntülüyoruz. Burada içerideki doküman ve süreçlere bağlı olarak farklı aslında raporlama alma imkanı sağlıyor Dashboard Reporting doğrultusunda. Aslında genel olarak hani OnBase'in 6 bileşinden bahsettik ve kapsamlı bir platform olduğundan bahsettik ama bizim bugünkü doküman ve süreç yönetimi kısmında aktaracaklarımız bu şekilde. Hani bu esnada sizlerin sorusu var ise onları yanıtlamaya çalışalım. Ben de şöyle bağlayayım Selvancığım. Dediğim gibi aslında bu konuda aktarılacak daha çok fazla özellik ve fonksiyon var ya da ihtiyaca yönelik çözüm var. Katılımcınız aslında ilgilenenler varsa özellikle birebir herkese konunun detaylarını ya da yaşadıkları sorunun çözümüne dair daha detaylı bizim sunabileceğimiz altyapıları çözümleri aktarabiliriz. Sorular kısmına baktığımızda da bir tane katılımcımızın webinar öncesi de yazdığı
dijital dönüşüm uygulamalarını mevcut yapılar düşünüldüğünde hızlı şekilde nasıl uygularız diye genel bir sorusu var. Bu sorunun cevabı tabii biraz uzun ve geniş. Çünkü bu kurumunuzun organizasyon yapısına, büyüklüğünüze, ihtiyacın ne olduğuna, mevcut durumun ne olduğuna göre ya da dijitalleşme ile ilgili ya daha önce yatırım yapıp yapmadığınıza göre pek çok konuya göre değişebilir. Bu soruyu soran katılımcımıza ben ayrıca dönüş yapıyor olacağım ve bunu detaylı konuşuyor olacağız ama iki cümleyle şunu söyleyebiliriz. Dijital dönüşüm ya da dijitalleşme ile ilgili adım atmak isteyen katılımcılarımız geçmişte yatırım yapmış olabilirler belli noktalara ya da hiç yatırım yapmamış olabilirler. Hiç yatırım yapmamış katılımcılar ya da müşterilerimiz de özellikle fiziki ortamdaki datanın tüketilmesine odaklanmalarını tavsiye ederim birinci aşamada. Çünkü özellikle insan kaynakları, satın alma, finans departmanları, operasyon ekipleri bilgiyi tüketen yerler olduğu için ve kullanan yerler olduğu için kağıt ve form üzerindeki yapının elektronikleştirilmesi ve elektronik ortama taşınması birinci gündem olabilir. Ama burada quick win'lere dikkat etmek lazım. Yani kısa vadede ya da orta vadede maksimum çözülebilecek ve maksimum faydayı sağlayacak altyapılara odaklanmak gerekir. Bunun dışında da uzun vadedeki ihtiyaçları, vizyonları belirleyerek bu altyapılar üzerine gerekli olan yatırımları yapmak gerekir. Çünkü dijital dönüşüm hep yani klasik anlamda hep dijital dönüşüm yolculuğu diye adlandırdı ki biz de öyle adlandırdık. Hakikaten bu bir süreç, bir yolculuk ve hiç bitmeyen bir yapı. Özellikle teknolojinin ve çağın da sürekli geliştiğini düşünürsek, bir yandan da regülasyonların ve ihtiyaçların da çeşitlendiğini düşünürsek, dolayısıyla bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek ama yapılması gereken temel konular var. Bir kere bilgi ve içeriği muhakkak elektronik ortamda tutmalısınız ve tüm iş süreçlerinizi elektronikleştirmelisiniz. Bunlar muhakkak ve muhakkak yapılmalı. Bunun için ne gerekiyorsa da gerekli yatırımlar yapılmalı. Biz Data Market olarak da bu süreçte müşterilerimize ya da müşteri adaylarımıza gerekli desteği veriyoruz. Bu konu önemli. Belki Selden biraz lisanslamasından vesairesinden bahsedebiliriz. O konuları aktarabiliriz. Gördüğüm Evet. kadarıyla başka bir soru yok çünkü. İstersen bu konuları iki kelime aktaralım. Ben de sana destek olurum gerek noktada. Tamam, yani hani lisanslandırma kısmını şekilde anlatabiliriz aslında. OnBase'in yıllık abonelik hizmeti şeklinde bir lisanslandırması bulunmakta. On-prem ya da cloud olarak hizmet sunmakta. Burada aslında yine ihtiyacı doküman yönetimi, süreç yönetimi ve entegrasyonlar şeklinde aslında ihtiyaca bağlı olarak kullanıcı sayısı bazında bir lisanslandırma yapılıyor. Sisteme giriş yapacak kullanıcı doğrultusunda bu Evet. şekilde lisanslandırmayı açıklayabiliriz Aynen. aslında. Yani bu platforma sahip olmak istersiniz, ister on-prem ortamda yani sizin lokasyonunuzda, isterseniz cloud ortamında bir üyelik ya da bir yıllık hizmet yapısı içerisinde sahip olabilirsiniz. Kullanıcısı kullanıcınızı lisanslandırarak bu yapıyı sizlere sağlıyoruz. Bu konuştuğumuz bütün altyapılara sahip olabiliyorsunuz. Şöyle başka soru var mı diye bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla başka bir soru yok. Benim görebildiğim kadarıyla. Ben katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda umarım tekrar birlikte oluruz. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Bu arada ekranda zaten iletişim bilgilerimizi görmektesiniz ve sonraki webinarlarımızda erişebileceğiniz linki de görmektesiniz. Data Market sitesinden webinarlarımıza erişebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da bu iletişim adreslerinden bizlere de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.